Güzel dinim. Her yanı bilim 4. Evimde saklı bilim. 610 yılında Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik verildiğinden beri dünya daha aydınlık, daha huzurlu ve güvenli. O zamandan beri Müslümanlar Kur'an'da bahsedilen güzelliklere ulaşmak, peygamberimizin öğütlerine yer alan sırları keşfetmek için çok çalışmışlar. Akla ve düşünceye çok önem veren Rabbimiz, insanın çalışmasını, boş durmamasını, düşünmesini ve üretmesini istemiş. Sevgili peygamberimiz de bunu öğütlemiş etrafındakilere. İşte ta o zamanlardan günümüze kadar gelmiş o öğütlerin etkisi. Bir keşif yapmak, bir şey icat etmek, bir eser oluşturmak, sanatla, bilimle uğraşmak hep o öğütlerin etkisiyle oluyor. Herkes yeteneklere doğrultusunda bir işe yöneliyor. Mesela sen de kendi yeteneğini bulduktan sonra onu dünyamızı güzelleştirmek, Rabbimizin sevdiği, düşünen ve çalışan, örnek bir insan olmak için kullanacaksın değil mi? Dört kitaptan oluşan bu seri bir yandan sana geçmişte Müslüman bilim adamlarının çalışmalarını aktarırken, bir yandan da ilgileneceğin ve seveceğin bir alan bulmana, yeteneklerini keşfetmene yardımcı olacaktır. Bilim hayatımızın her anında yanımızda. Bu kitapta bilimin evimizin içine nasıl girdiğini görmüş olacağız. Temizlik, yiyecek, bahçe ve barınak edinme gibi konularda Müslüman bilim adamlarının geçmişte neler yaptıklarını öğreneceğiz. Müslümanlar geçmişten günümüze bilim dünyasına neler katmış onu göreceğiz. Böyle bir girişten sonra artık sayfaları çevirmeye hazırsındır diye düşünüyorum. Keyifli dinlemeler. Zaman kavramı Neden önemli? Müslümanlar günde beş vakit kıldıkları namazda, senede bir ay tuttukları oruçta, bayram günlerinde ve hac yaparken zamanı göz önüne almalılar. Bu yüzden biz Müslümanlar için zaman kavramı çok önemli. Zaman geçmeden Sevgili Peygamberimiz buyurmuş ki, Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bil. İhtiyarlık gelmeden gençliğinin, Hastalık gelmeden sağlığının, fakirlik gelmeden zenginliğinin, meşguliyet gelmeden boş vaktinin, eceli gelmeden hayatının. Zaman nasıl geçip gidiyor? İnsanlar zamanın geçip gittiğini fark ettiklerinde onu kovalamaya başlamışlar. Peşinden koşmuşlar, koşmuşlar ama bakmışlar ki onu yakalamak o kadar kolay değil. Önce güneş saatleri yapmışlar. Yere dikilen bir çubuğun gölgesi güneşe göre etrafına çizilen dairedeki rakamlara deyince zamanı anlıyorlarmış. Zaman su gibi akıp gidiyor. Hindistan'da Gatike Yantra denilen bir su saati kullanılmış. Yarım daire şeklinde bir bakır kabın dibinde minik bir delik varmış. Bir su havuzuna konulan kap içine su aldıkça ağırlaşıyor ve batıyormuş. Havuzun dibine vurunca Tak diye bir ses çıkartıyor ve görevli bir kaf vaktin gelip geçtiğini anlıyormuş. Kafanı kaldır, saate bak. Mısır'da bulunan meşhur astronot İbni Yunis, Süreyya adını verdiği bir saat icat etmiş. 12 lambadan oluşan bir avizeymiş bu. Her lambada belirli oranlarda yağ bulunuyormuş. Birinci lamba bir saat içinde bitecek kadar yağ içeriyormuş mesela. İkinci lamba iki saatte bitecek kadar. Böylece hangi lamba söndüyse oradan saatin kaç olduğunu anlıyorlarmış. Görkemli Saatleri Geçiş Diyarbakır'da yaşayan Müslüman alim Cezeri zamanı gösteren bir makine tasarlamış. Evet adına saat diyebiliriz ama bu bir filli su saati. Kaplar, taslar, gölgesini gören çubuklar tamam da bir fil saat işine nasıl karışır? Fil ve Saat Cezeri'nin tasarladığı makine fil maketine gizlenmiş bir zamanlama mekanizmasından oluşuyormuş. Üstelik filin üzerinde bu mekanizmayı çalıştıracak birçok nesne varmış. Filin karnındaki mekanizma yarım saatlik bir zaman dilimini gösteriyormuş. Dubai'de bir alışveriş merkezinde filli su saatinin 3 katı büyüklüğünde bir maketi duruyor. İstersen gidip görebilirsin. Şimdi filli su saatini tanıtalım size. Ünlü kumandan ve devlet adamı Selahaddin Eyyubi'nin figürü kolunu kaldırınca hemen yanında bir kuş ortaya çıkıyor. Kaleden çıkan top kuşun gagasına geliyor. Gagasını eğip topu yılanın ağzına bırakıyor. Kuşun ağzından düşen minik topları yutan yılan zamanla aşağı doğru iniyor. Ağzındaki topu kaseye bırakıyor kaseye düşen toplar fil sürücüsünün kolunun hareket etmesine sebep olur. Bu hareketle birlikte yarım saatin tamamlandığını anlıyoruz. de Anka'yı tanıyorsun. Kendisi boş durmuyor. Her yarım saatte bir tur atıyor. İşte kaleye vardık. Her şey burada başlıyor. İçinde 30 adet top bulunuyor. Minik toplar kuşun gagasına doğru yol alır. Yazıcı anlamına gelen katip her yarım saatte bir tur dönüyor ve olduğu yere geri geliyor. Bu sempatik filin karnına yerleştirilen ve su ile çalışan bir mekanizma var. Filli su saati denmesinin sebebi de bu zaten. Yarım saatte bir mekanizma yenileniyor. Baştan başlıyor. Her defasında filin sürücüsünün kollarını ve tepedeki kuşu harekete geçiriyor. Böylece saati biz yarım saatlik dilimleri göstermiş oluyor. Dedenin köstekli saati. Dedenin veya büyük babanın ucunda zincir olan daire biçiminde kenarından kurularak çalışan bir saati var mıydı? Bu şekilde zincirinden kıyafete asılabilen mekanik saatlere zinciri sebebiyle köstekli saat denirmiş. Bugün ne yapıyoruz? Bugün artık dev gibi bir filli su saati olmadan da zamanı ölçebiliyoruz. Duvar saatleri, masa saatleri, guguklu saatler, kol saatleri, hatta kolye ve yüzüklere konulan minik saatler, cep telefonlarının saatleri de bugün zamanı her an kollamamız için hazır bekliyor. Namaz için zaman Şüphesiz namaz müminlere belli vakitlerde eda edilmek üzere farz kılındı. Nisa suresi 104. ayeti kerime Günde 5 vakit namaz. Güneş doğmadan önce sabah namazı. Güneş tam tepe noktasına geldikten sonra öğle namazı. Öğle namazı vaktinden sonra güneşin batışından önce ikindi namazı. Güneşin batışından sonra akşam namazı. Akşam namazı vaktinden sonra yatsı namazı. Zamanı ölçmek için sen nasıl bir şey tasarlardın? Farzlar dışında Farz namazlar dışında Allah rızası için ibadet maksadıyla namaz kılabiliriz. Bunlara nafile namazlar denir. Çok sevaptır, çok. Oruç için zaman Farz olan oruç, Ramazan ayında tutulan oruçtur. Senede bir defa gelir. Geldiğini Ramazan ayının hilalini görünce anlarız. Oruca başlama zamanına imsak, orucun bitiş zamanına iftar denir. Saati kollamazsak orucumuz uçar gider. Zekat için zaman. Zekat malımızla yaptığımız bir ibadettir. Ayrıca çok önemli bir sosyal yardım faaliyetidir ve zamana bağlıdır. Senede bir defa verilir. Ama zekat dışında yapılan yardımlar da vardır. Onlar için bir zaman sınırı yoktur. Bunlar sadaka diye anılır. Hac için zaman. Zihicce ayının 10. günü ile 13. günü arasında yapılır. Hac'da Arafat Dağı'nda dua edilecek vakit bile belirlenmiş. Eğer zamanı kollamazsan dua vaktini kaçırırsın. Yiyecek kültürü. Bir dünya nimet verilmiş. Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız Size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin. Bakara Suresi 172. Ayet-i Kerime İsraf neymiş? Gereksiz yere para, zaman, yiyecek, içecek veya emek harcamaya savurganlığa israf denir. İsraf Rabbimizin sevmediği bir şey. Bana bir ayet oku. Ey Adem Ademoğulları! Her secde etişinizde güzel elbiselerinizi giyin. Giyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. A'raf suresi 31. ayeti kerime. İsraf olmasın diye ne yapmalı? Tabağımıza yiyebileceğimiz kadar yemek almalıyız. Misafirliğe gittiğimiz zaman doymazsın deyip biraz daha pilav koyduklarında israf olsun istemiyorum. Tabağımı bitirdikten sonra doymazsam yine alırım. Ellerinize sağlık diyebiliriz. Peygamberimizin sözüne kulak ver. Sevgili peygamberimiz buyurmuş ki, Ya Rabbi, açlıktan sana sığınırım. O, insanı hareketsiz bırakan ne kötü bir haldir. Yemek seçmek Yemek seçmek denilen şey ancak annelerimizin pazar torbasını doldururken sebzelerin iyisini seçmeleri olabilir. Yoksa şunu beğenmedim. Bunun tadı güzel değil. Bunda kereviz var. Şuna prese kaçmış gibi seçimlerden bahsetmiyorum. Olamaz zaten böyle bir şey. Çünkü Ebu Hüreyre sevgili Peygamberimizin asla yemek seçmediğini, iştahı varsa önüne ne konulursa yediğini söylemiş. Sofra düzeni. Sofrada nasıl oturulur? Bir yere dayanarak, uzanarak, yan gelip yatarak yemek yenmiyormuş. Peygamberimizin şu hadisinden öğrendim bunu. Bana gelince ben katiyen iyice yerleşip oturarak yemek yemem. Hadislerde öğün. Sevgili peygamberimiz buyurmuş ki, bir avuç hurmayla da olsa akşam yemeklerinden vazgeçmeyiniz. Neymiş, ne olmuş? Artık sırasız aklına ne gelirse yemek yokmuş. Öğünlere çorbayla başlamalı, balık, et ya da tavuktan oluşan ana yemekte de devam etmeli, meyveyle yemeği bitirmeliymiş. 3 öğün yemek. 800'lü yıllarda Endülüs'te Karakuş, Ziryab lakaplı Ebu Hasan Ali bin Nafi yemek öğünleriyle ilgili bilgiler vermeye başlamış. Ta o zamanlar üç öğün yemek kavramından bahsetmiş. Peki yenmeyecek şeyler yok mu? Rabbimiz buyurmuş ki, Allah size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Bakara suresi 173. ayeti kerime. Helal yiyecekler gezegeni mi dedin? Çok şakacısın. Helal yiyecekler ayrı bir gezegende üretilip dünyamıza gönderilmiyor elbette. Rabbimiz helal ve haramı kitabımız Kur'an'da bize bildirmiş. Sevgili peygamberimiz de haram olan yiyecek ve içecekleri öğretmiş. Artık bize düşen ayet ve hadisleri güzelce okuyup öğrenmek. Tabii aynı zamanda yiyecek ve içeceklerin içeriğine dikkat etmeliyiz. Peygamberimizden bir yemek duası. Bizi yediren, içiren ve Müslüman kılan Allah'a hamdolsun. Peygamberimizin sevdiği yiyecekler Koyun eti, bir zola, kebap, tavuk, toy kuşu, et çorbası, tirit, kabak, zeytinyağı, çökelek, kavun, helva, bal, hurma, pazı, anber balığı, sirke. Biraz daha hamur işi. 14. yüzyılda daha çok sebze ağırlıklı beslenen Danimarkalılar Müslümanlardan hamur işi tarifleri almışlar. Nimetlerin farkında mıyız? Rabbimiz buyuruyor ki, İnsan yediklerine bir baksın. Abise suresi 24. ayeti kerime. Küçük bir çocuğun dilinden. Ömer bin Ebi Seleme anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim tabağın her yanına giderdi. Bunun üzerine Efendimiz bana şöyle buyurdu. Yavrum, besmele çek, sağ elinle ve hep önünden ye. Besmele çekelim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım demektir. Rabbimiz neler yaratmış böyle? Hayvanları da yarattı. Onlarda sizin için bir ısınma ve birçok fayda vardır. Hem de onlardan yersiniz. Nahil Suresi 5. ayeti kerime. Tüh! unuttum. Şimdi ne olacak? Peygamberimiz buyurmuş ki: "Öyleyse biriniz yemek yediği vakit bismillah desin. Yemeğin başında bunu söylemeyi unutursa başında da sonunda da bismillah desin." Yedim, yedim doymadım. Neden? Yiyoruz ama doymuyoruz. Ne olacak böyle diyorsan sevgili peygamberimizin öğüdüne kulak ver derim. Sevgili peygamberimiz buyurmuş ki: "O halde sofraya topluca oturun ve besmele çekerek başlayın." Göreceksiniz ki Allah yemeğinizin bereketini artıracaktır. Kahve Kim keşfetmiş? Kahve ilk kez Etiyopya'lı bir keçi çobanı olan Halit tarafından keşfedilmiş. Belli ki Halit çevresiyle ilgili dikkatli ve uyanık bir insanmış. Bunu not almak isteyebilirsin. Sen de etrafına karşı dikkatli olursan neler keşfedersin bir düşün. Adı nereden gelmiş? Kahve ağacının ilk bulunduğu yer Etiyopya. Habeşistan'ın kahve yöresiymiş. Arapça karşılığı kahvah olan bu kelime Türkçede kahveye dönüşmüş. Nasıl tanırız kendisini? Çiçekleri beyaz ve hoş kokuludur. Minik kırmızı meyveleri kiraza andırır. Ama karıştırmayın, kiraz değildir. Ama tabii kahve yaparken o çiçekleri fincana koyup üzerine sıcak su döküyor değiliz. Babanıza böyle kahve yapmaya kalkmayın. Peygamberimiz ne içermiş? Hazreti Ayşe'nin anlattığına göre Peygamberimiz soğuk tatlı şerbetleri severmiş. Nasıl keşfetmiş? Halit sarp yamaçlara rahat tırmanan patika kenarlarında dolaşmaktan çekinmeyen keçilerini otlatıyormuş. Efil efil esen rüzgarda taze filizlerle beslenen keçiler, belirli bir meyveyi yedikten sonra canlanıp hareketleniyor, enerji doluyor, hoplayıp zıplamaya başlıyormuş. İşte kahve çekirdekleri ilk defa böyle keşfedilmiş. Öyle mi? Dünyada her gün ortalama 1,5 milyar fincan kahve tüketiliyor. Gerçekten mi? Müslümanlar kahveyi sade içerlermiş. Süt ve krema kahvelere 16. yüzyılda karıştırmaya başlamış. Hey gidi günler. 1650 yılına bir Türk kahveyi İngiltere'ye götürmüş ve İngilizleri kahveyle tanıştırmış. İngilizler bu kahve. Kahve bu da İngilizler. Atalarımız ne der? Kendisine bir fincan kahve ikram eden kişinin bu iyiliğini unutmaz ve bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır der. Halka kulak verelim. Bir fincan kahve ile canlanan sohbetlerin tadına doyamayan insanlar der ki, Gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül sohbet ister kahve bahane. Kahve terimleri Telve, fincanın dibine çöken kahve tortusu. Köpük, kaynatılırken kahvenin üzerinde oluşan ve iyi bir kahvenin belirtisi olarak görülen hava kabarcıkları yığını. Hmm, çok ilginç. Telvesiyle ikram edilen tek kahve türü Türk kahvesiymiş. Bir hadis mi dedin? Sevgili peygamberimiz buyurmuşlar ki, hiçbiriniz ayakta içmesin. Suyum kaç yudum? Peygamberimiz suyu en az üç yudumda içermiş. Adım adım içecek taktikleri Sevgili peygamberimizin öğütlerine göre bir şey içeceğimiz zaman şunlara dikkat etmeliyiz. Oturarak içeriz. Besmele ile başlarız. En az üç yudumda içeriz. Nefesimizi içeceğin içine vermeyiz. İçini göremeyeceğimiz kaplardan içmeyiz. Gece ağzı açıkta kalan kaplardan içmeyiz. Bitirince Elhamdülillah deriz. İçtim bitti. Ya şimdi sevgili peygamberimiz yemek yiyip veya su içtikten sonra bunlara şükreden kulundan Allah razı olur buyurmuş. Temizlik ve bakım. Neden önemli? Müslümanlar toplumsal hayatın içinde aktif rol aldıkları cemaatle namaz, bayramlar ve cuma namazlarına katılıma özen gösterdikleri için temizliğe öncelik verirler. Bir hadis paylaş benimle. Senin için geliyor seçtiğim bu hadis. Sevgili peygamberim diyor ki, şüphesiz Allah temizdir, temizliği sever. En temiz doktor. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin temizlikle ilgili hadislerinden etkilenen Doktor Zehravi, 11. yüzyılda tıpla ilgili yazdığı kitabının bir bölümünü kozmetik konusuna ayırmış. Parfüm, burun spreyi, gargara, el kremi gibi ürünleri tanıtmış. Tuvalete girerken dua Tuvalete girerken peygamberimiz şöyle dua edermiş. Allah'ım maddi manevi bütün pisliklerden sana sığınırım. 11. yüzyıl demek binli yıllar demek. Bin yıl öncesinden bahsediyoruz, kolay değil. Tuvaletten çıkarken dua. Tuvaletten çıktıktan sonra şöyle dua etmemiz gerekirmiş. Benden sıkıntıyı gideren ve bana afiyet bahşeden Allah'a şükürler olsun. Hayatın her anında dua. Gördüğün gibi sevgili peygamberimiz hayatın her anında duaya sarılmış. Bize de bu konuda örnek olmuş. Sen de benimle bir dua paylaş. Amin diyeceğim dualarına merak etme. Beden temizliği ve banyo. Banyo yapmanın hafifliği. Orta çağda Avrupa'da insanlar banyo yapmayı, suyla temizlenmeyi sevmezmiş. Üşeniyorlarmış herhalde, bilmiyorum. Ama aynı dönemlerde Müslümanlar temizliğe çok önem veriyormuş. Öyle ki günün yorgunluğunu atmak için hamamlara gidiliyormuş. Orta Çağ 476 yılında Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla 1453'te İstanbul'un fethi arasındaki döneme deniyor. Müslümanlar için aydınlık, Avrupa için karanlık bir çağmış. En azından haftada bir. Beni oturduğum yerden kaldıran hadis geliyor. Her Müslümanın haftada bir defa başını ve vücudunu yıkaması onun üzerinde bir haktır. Bu hamam, tamam. 14. yüzyılın dünyaca ünlü gezgini İbn Battuta Bağdat'taki gösterişli hamamları anlata anlata bitirememiş. Cuma günü banyo günü. Peygamberimiz özellikle cuma günü banyo yapmayı tavsiye etmiş. Biriniz cuma namazına gideceği zaman boy abdesti alsın. Gusül neymiş? Gusül boy abdesti demekmiş. Niyet edip ağza ve buruna su verdikten sonra bütün bedeni hiç kuru yer kalmayacak şekilde yıkamakmış. Beden temizliği ve sabun. Nasıl keşfedilmiş? Suyla temizlik güzel şey ama sabun olmadan mikroplar yok olur mu? Temizlik için suyu yeterli bulmayan Müslümanlar, Orta Çağ'da susam yağı veya tuz benzeri alkali adlı bir maddeden sabunu üretmeyi başardılar. Şekil şekil sabunlar Sabun ilk üretildiği zamanlarda kıvam alması için kaynatılıyor, kalıplara sokuluyor ve sertleştiriliyormuş. Günümüzde her türlü şekilde sabun üretilmesi mümkün. Neden temizlik? İslam'la şereflenen toplumlar öncelikle beş vakit namazla tanışmış. Günde beş vakit namaz için abdest almakla başlayan temizlik hareketleri, peygamberimizin diş fırçalamak, banyo yapmak, ağız kokusunu gidermek, güzel koku sürünmek gibi tavsiyeleriyle devam etmiş. Bir hadis geliyor. Temizlik imanın yarısıdır. Sabunun yolculuğu Haçlı seferlerinden sonra ülkelerine dönen askerler Avrupa'ya Müslümanlardan öğrendikleri sabun yapımı bilgileriyle gelmişler. Ancak çok fazla rağbet görmemiş. Köpük köpük sanat Suriye'de Müslümanlar sabunu tedavi edici özelliğinin yanında renkli ve parfümlü olarak da üretmeye başlamışlar. İyi ki abdest var. Günde beş vakit kıldığımız namazlar için abdest alıyoruz, biliyorsun. Böylece günde en az 5 defa ağzımız, burnumuz, ellerimiz, parmak araları, kulaklarımız, boynumuz ve ayaklarımız yıkanmış oluyor. Başımızın dörtte birini bile mesederek temizliyoruz. Bir Müslüman kadar temiz kim var şu dünyada? Saç bakımı ve şampuan Buyur saçım, bu senin için. Sen de Peygamberimizin saçların bakımına dikkat etmemiz gerektiğine dair olan hadisine duymuşsundur. Hatta saçımıza ikramda bulunmamız gerektiğini bile söylüyor Peygamberimiz. Onu yıkamak, taramak, bakımını yapmak bir ikrammış. Peygamberimizin saç bakımı Peygamberimiz her zaman saçlarını temiz tutar, tarar ve bakımını yaparmış. Bunun için yanında tarak bulundururmuş. Böylece tarak fırça taşımanın sünnet olduğunu anlıyoruz değil mi? Öyleyse aç çantana bir tane saç fırçası. Ne zaman keşfedilmiş? Şampuanın 1920'li yıllarda ortaya çıktığı söylense de Hindistanlı Müslüman Sake Deyan Muhammed, İngiltere'nin Güneydoğu bölgesinde 1770'li yıllarda Muhammed'in Hint usulü Buhar Hamamı adlı bir hamam açmış. Sake Deyan Muhammed buradaki şampuanlı banyo çadırlarıyla ünlenmiş. O kadar ünlü olmuş ki Kral 4. George ve dördüncü William'ın saraylarında şampuan başıcılık görevine alınmış. Diş temizliği Neye dayanıyor? İslam peygamberi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dişlerini her namaz öncesinde misvakla temizlermiş. Müslümanlara da bunu tavsiye etmiş. Peygamberimizin tavsiyesi nasılmış? Eğer ümmetime ağır gelmeyecek olsaydı onlara her namazda misvak kullanmalarını emrederdim. Nedir ne değildir? Misvak ağızda diş eti enfeksiyonlarına ve diş çürümesine yol açan bakterileri zararsız hale getiren antibakteriyel maddeler içeriyormuş. Ya yoksa? Misvak olmadığında Müslümanlar soğan ve sarımsak kokusunu gidermek için tarçın, Hindistan cevizi ve kakule yerlermiş. Bir hadis paylaş benimle. Biricik peygamberim diyor ki: Misvak kullanınız. Şüphesiz misvak ağız için temizleyicidir. Doyamadım. Bir hadis daha paylaş. Hayret doğrusu. Nasıl oluyor da sararmış dişlerle dolaşıp duruyorsunuz? Dişlerinizi misvakla temizleyiniz. Dişlere macun isteyen Zirya bin yıl önce İspanya'ya diş macununu götürmüş. Macun kıvamında olduğu için kendisine diş macunu deniyormuş. Yoksa pencerelere sürülen macunla ilgisi yokmuş. Bugün ne yapıyoruz? Çeşit çeşit özellikteki diş macunlarını kullanıyoruz. Şu kadar saat etkili, bu kadar beyazlatan, içinde şunlar bulunan, bilmem kaç etkili diş macunundan birini alıyor ve diş fırçamıza sürüyoruz. Günümüzde misvak özlü diş macunları kullanılabiliyor. Neden önemli? Misvak kullanarak kılınan namazın misvaksız namazı üstünlüğü 70 kattır. Güzel koku Güzel koku neden önemliymiş? Sevgili peygamberimiz güzel kokunun kendisine sevimli ve hoş geldiğini söylemiş. Ayrıca Müslümanlara sık sık güzel koku sürünmelerini, temiz olmalarını öğütlermiş. Hele cuma günleri güzel koku sürünmeye daha çok özen gösterirmiş. Parfüm ilk nerede görülmüş? Müslüman alim Kindi 9. yüzyılda parfüm konusunda bir kitap yazmış. Kitap kokulu yağlar, aromalı sıvılar ve merhemlerle ilgili bilgiler de içeriyormuş. Sayfalarını açınca içinden güzel kokular yükselen bir kitap hayal ettim. Ya sen? Nasıl keşfedilmiş? Müslüman kimyagerler sayesinde bitki ve çiçekler damıtılıp onların kokularından parfümler elde ediliyormuş. Kimler geldi, kimler geçti. Medine sokaklarına peygamberimizin geçtiği yollar gül gibi kokarmış. Peygamberimizin sükke denilen bir koku kutusu varmış. Gün içinde zaman zaman bu kokudan sürermiş. Nereden nereye? Haçlı seferlerinden dönen askerler, gezginler ve tüccarlar sayesinde parfüm İslam dünyasından Avrupa'ya kadar ilerlemiş. Gına Yoksa bir boya mı? 3 metreye yakın boyuyla kınagiller familyasına ait bir bitkiden elde edilen toza kına deniyormuş. Bu tozlar bulaştığı yere kızıl bir renk verirmiş. Nerede kullanılırmış? Kına, saç, parmak ve tırnak boyamalarına kullanılıyormuş. Geleneklerimize göre gelinlere ve askere gidecek erkeklere kına yakılırmış. İyileştirici özelliği de olduğu için eskiden bazı hastalıklarda kullanıldığı olmuş. Hatta peygamberimizin de bu şekilde ilaç niyetine kına sürdüğü olmuş. Saçları ve tırnakları besleyici özelliğe de sahipmiş. Korkup kaçanlar geri gelin. Kına kelimesi yakmak fiiliyle kullanılsa da aslında ortada herhangi bir yanma ya da yakma durumu yok. Nasıl kullanılmış? Kına biraz suyla yumuşatılıp parmaklara, avuç içine, el üzerine çeşitli şekiller verilerek sürülürmüş. Kınanın kalitesine göre biraz bekletildikten sonra yıkanırmış. Peygamberimiz ne demiş? Saçın beyazlığını değiştirmek için kullandığınız şeylerin en iyisi kına ve keten bitkisidir. Bugün ne yapıyoruz? Günümüzde kına hala kadınların güzellik malzemesi olarak kullanılmakta. Hele maharetli kişiler öyle güzel desenler ortaya çıkartıyorlar ki insan bunları tablo yapıp asmak istiyor. El kremi Yumuşacık elli anneler Annelerimizi sürekli ellerine krem sürerken görüyor olabiliriz. Çünkü onlar bulaşık deterjanıyla, temizlik ürünleriyle o kadar haşır neşir oluyorlar ki ellere zarar görebiliyor. Halbuki annelerin elleri hep yumuşacık olmalı. İşte bu yüzden el kremleri kullanıyorlar. Ne zamandan beri kullanılıyor? Zehraviye bakılırsa bin yıldan fazla zamandır anneler ellerine el kremi sürüyorlar. Zehraviyi hatırladın mı? Hatırlamak için önceki sayfalara bakabilirsin. Bugün ne yapıyoruz? gül kokulu, salatalık özlü, sütlü, bademli, hindistan cevizi, kakaolu, vitaminli, yoğurtlu erken o kadar çok çeşit krem var ki. Bazen onların yenilmeyen şeyler olduğunu unutuyorum. Hindistan cevizli ve kakao özlü kremleri duyunca ağzım sulanıyor. Elimde değil. Saç şekillendiriciler Saçak saçak saç Peygamberimizin yanına saçları karmağan çorman bir adam gelmiş. Peygamberimiz onun bu halinden hoşnut olmamış ve eliyle saçını taramasını işaret etmiş. O da saçını tarayıp hemen geri gelmiş. Peki peygamberimiz ne demiş? Saçını tarayıp hemen geri gelen adam için "Şu hal sizden birinizin tıpkı bir şeytan gibi başındaki saçlar karma karışık vaziyette gelmesinden daha hayırlı değil mi?" buyurmuş. Saçlarım neden kıvırcık? Saçların kıvırcık, düz veya dalgalı olması saçın ana yapısından, genetik özelliklerinden kaynaklanıyor. Peygamberimizin en uzun saçı Peygamberimiz bazen saçlarını omuzlarına dokunacak şekilde uzatırmış. Her haliyle çok güzel göründüğüne eminim. Bazen saçlarını önden ikiye ayırarak sağ ve sola bırakırmış. Peygamberimizin en kısa saçı Sevgili peygamberimizin saçının en kısa hali kulak yumuşaklığına kadarmış. Bazen kulak yumuşaklığını birazcık daha geçebilirmiş. Hafif dalgalı olan saçları ne de güzel görünüyordur. Eskiden ne yapılıyormuş? Elektrikte saç düzleştiriciler yoktu ama bazı kozmetik karışımlarla saçlar düzleştiriliyormuş. Bin yıllık ünlü doktor Zehravi öyle diyor. Bugün ne yapıyoruz? Bugün çeşitli elektronik aletlerle kolayca saçları düzleştiriyor veya dalgalı hale getirebiliyoruz. Etkileri uzun sürmüyor elbette. Zaten ara sıra değişim iyidir. Bu duaya amin diyelim. Peygamberimiz şöyle dua etmiş. Allah'ım, yaratılışımı güzel yaptığın gibi ahlakımı da güzelleştir. Güneş losyonu Güneşin güzellik kremi, güneş losyonu güneşin gökyüzünde daha parlak ve aydınlık görünmek adına kendisi için kullandığı güzellik kremi değildir. Aslında güneşin yaydığı zararlı ışınlardan koruyucu özelliğe sahip kremlere denir. Ne zamandan beri kullanılıyor? Ünlü doktor Zehravi yaptığı çalışmalarda güneş ışınlarının zararlarına ve güneş losyonlarının faydalarına da işaret etmiş hem de tam bin yıl önce. Bugün ne yapıyoruz? Bin yıl öncesinden gelen bilgiler hala geçerliliğini koruyor. Güneşin altında bir domates, daha iyimser haliyle kızarmış bir patates haline gelmek istemiyoruz. Bu yüzden cilt türlerimize göre farklı içeriklerle üretilen güneş kremlerini tercih ediyoruz. Bronzlaştırıcı krem altın madalya yerine mi? Altın renkli bir vücuda sahip olamadığımız için bronz tenle idare ediyoruz. Tamam bu bir şakaydı. Günümüzde beyaz peynir gibi değil de biraz daha krem peynir gibi dolaşmak isteyenler bronzlaştırıcı ürünleri tercih ediyorlar. Ne zamandan beri kullanılıyor? Sevgili doktorumuz Zehravi bin yıl önce doğal bronzlaştırıcı kremlerin özelliklerini de anlatmış eserinde. Demek o zamanlarda da ten rengine önem verenler varmış. Zehravi'nin de ilgilenmediği alan yokmuş. Bunları not etsen iyi olur. Belki bir gün onunla yarışabilirsin. Bugün ne yapıyoruz? Günümüzde kozmetik ürünleri arasında satılan bronzlaştırıcı kremler kullanıldığı gibi bin yıllık gelenekten faydalanarak evde doğal ürünler kullananlar da var. Mesela havuç, susam yağı ve karanfilin belirli oranlarda karışımıyla doğal bir bronzlaştırıcı yapılabiliyormuş. Ya da ortaya güzel bir salata çıkıyormuş. Kıyafetler, kumaş ve tekstil ürünleri. Bir dünya nimeti. Allah yarattıklarından sizin için gölgeler yaptı ve dağlarda da sizin için barınaklar var etti size sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyacak zırhlar verdi. Böylece Allah müslüman olasınız diye üzerinizde olan nimetini tamamlıyor. Nahil Suresi 81. ayeti kerime. En önde kim var? 9. yüzyılda Müslümanların yaşadığı İspanya kumaş üretiminde en önde giden yerlerdenmiş. Yün ve keten İran'da üretilip İspanya'ya getiriliyormuş. Kumaş üretiminde İslam dünyasının çok çalışkan olduğunu söylemek mümkün o zaman. Kumaş niçin kullanılıyormuş? Göçebe halk çadır, heybe, beşik yapımında kullanıyormuş. Devlet büyükleri bir başka hükümdara hediye olarak süslü, işlemeli, pahalı kumaşlar seçiyormuş. Evlerde en çok seccade olarak değerlendiriliyormuş perde, halı, kilim, sofra örtüsü, kıyafet olarak da kullanılıyormuş. Kumaş işte, her yerde karşına çıkabilir. Giyimde neye dikkat edelim? Peygamberimiz buyuruyor ki, Ey müminler! Gönlünüzce yiyiniz, içiniz, giyininiz ve Allah yolunda sarf ediniz. Ancak israfa veya kibir ve gurura kaçmayınız. Peygamberimizin kumaş tercihi Peygamberimiz pamuktan ve yünden dokunmuş kıyafetler giymiş ancak ipek kumaş giymekten kaçınmış. Yazlık kıyafetler Neler olmuş neler? 9. yüzyılda modanın başkenti Bağdat'mış. Karakuç, Ziryab lakaplı Ebu Hasan Ali bin Nafi Bağdat'tan yazlık kıyafetleri, ayakkabıları, temizlik malzemelerini İspanya'ya getirmiş ve Avrupa'ya tanıtmış. Ziryabı hatırlamıyorsan önceki sayfalara göz atabilirsin. Bu uğraş neden? Giriştikleri her işte en güzelini yapmaya çalışıyormuş Müslümanlar. Bunun sebebini senin için araştırdım. Konuyla ilgili bir de hadis buldum. İşte bulduğum hadis. Peygamberimizin torunu Hazreti Hasan demiş ki: Peygamber Efendimiz bize elde edebileceğimizin en iyisini giymemizi ve bulabildiğimiz en hoş kokuları sürünmemizi emrederdi. Pat pat, modanın kalbi. Renk renk, desen desen kıyafetler. Topuklu, topuksuz ayakkabılar. Süs eşyaları ve çeşitli güzel malzemeleriyle modanın kalbi Bağdat'ta atıyormuş. Elde var giysiler. İslam ülkelerinden İspanya'ya renkli şeritli kumaşlar, şeffaf katlardan oluşan yazlık elbiseler getirilmiş. Burası Avrupa'nın kraliyet ailelerinin modayı takip ettikleri bir yer haline gelmiş. Kıyafetler kimlerden sorulur? Mevsimlere göre kıyafet anlayışını benimseyen Müslümanlar yazlık kumaş çeşitleri üretmiş. Kış mevsimine uygun olarak sıcak tutan pamuklu ya da yünlü kumaşlar tercih edilmiş. Yaz mevsimi için pamuklu, ipek veya keten kumaştan elbiseler tasarlanmış. Renklerden haber ver. Kıyafetleri renk renk boyalarla süslemişler. Nasıl oluşturulmuş? Safran'dan sarı renk elde edilirmiş. Kırmızı böceğinden de parlak ve ışıltılı bir kırmızı renk üretiliyormuş. Peygamberimizin renk tercihi. Peygamberimiz beyaz, siyah, sarı, yeşil ve kırmızı renklerden yapılan kıyafetler giymiş ama beyazı tercih ediyormuş. Biz Müslümanlara da beyaz giymemizi tavsiye etmiş. Peygamberimiz neler giymiş? Peygamberimiz mevsimin gereklerine göre cübbe ve hırka giyermiş. Peygamberimizin en sık giydiği kıyafet neymiş? Peygamberimizin en sık giydiği kıyafet önü kapalı ve ayaklarına kadar uzanan gömleklermiş. Biz de görebilir miyiz? Peygamberimizin üzerine giydiği hırkayı sen de görebilirsin tabii. Topkapı Sarayı'nda Kutsal Emanetler bölümünde sergilenen hırkasını ziyaret edebilirsin. Bugün ne yapıyoruz? Yazlık ve kışlık giysilerimiz ayrı üretiliyor. Böylece yazın bizi serin tutan, kışın da bizi soğuktan koruyan giysiler giyebiliyoruz. Yazın yün kazaklarla dolaşsaydık halimiz ne olurdu? Mantar tabanlı ayakkabı Nereden bilgi alabiliriz? Orta çağda yaşamış Sakatiye ve İbni Abdun adlı iki Müslüman eserlerinde mantar tabanlı ayakkabıların üretim özelliklerine dair bilgi vermiş. Hangi dolgu malzemeleri konulursa topuklar kırılmaz, hangi parçalar nasıl sağlamlaştırılır bunları anlatmışlar. Bugün ne yapıyoruz? Bu teknikleri ilerleterek ayakkabılar, sandaletler, botlar, spor ayakkabılar, parmak arası terlikler üretiyoruz. Sen de kendi ayakkabını tasarlayabilirsin. Peygamberimizin tercihi Peygamberimiz ayakkabı olarak sandaleti tercih edermiş. Ayak izini takip Peygamberimizin ayak izine takip etmek için Topkapı Sarayı'nda sergilenen mübarek ayak izini ziyaret edebilirsin elbette. Bir yandan da onun sünnetini uygularsan ayak izinden gitmiş olursun. Bir de böyle düşün derim. Halı. İlk ne zaman ortaya çıkmış? İslamiyetten çok önce Arabistan, İran ve Anadolu'da halılar duvarlara asmak için kullanılmış. Müslümanlar deri ve kumaş boyasıyla halıları renklendirmiş, desen ve şekillerle onları süslemiş. Nerelerde kullanılmış? Çölde kum fırtınalarına karşı barınak olarak develerin üzerinde rahat oturmak için namaz kılmak üzere seccade olarak mescitlerin duvarlarını süslemek için kullanılmış. Nereden bilgi alabiliriz? Tunuslu İbni Badis 11. yüzyılda mürekkep ve renklendiricileri anlatan bir kitap yazmış. Nerelere ulaşmış? İngilizler Müslümanların halılarıyla ilk defa 12. yüzyılda bir kiliseye armağan edilen halıyla tanışmışlar. Nasıl meşhur olmuş? Halılar Müslümanlarca üzerindeki süsleme ve işlemelerle, desenlerle sanat eseri olarak da görülmüş. Avrupa'ya yayıldıktan sonra buralarda gücün simgesi haline gelmiş. Çiçek gibi açan halılar İslam dünyasında yapılan halılarda çiçek desenleri kadar yıldız şekli, sekizgen ve üçgen gibi geometrik şekillerde kullanılıyormuş. Halı ve kilim dokumak biraz da matematik, hesap ve geometri bilgisi gerektiriyormuş. Bugün ne yapıyoruz? Günümüzde evlerimizin hemen her odasında mobilyalarımıza uygun renk ve desenlerde halı kullanıyoruz. Hatta çocuk odalarında üzerinde çizgi film karakterlerinin olduğu halılar da bulunuyor. Duvarlara halı asmıyoruz ama hala seccade olarak kullandığımız oluyor. Eşyalar. Cam. Ne zamanlara dayanıyormuş? Milattan önce 1200 ila milattan önce 4000 yılları arasında süs boncuklarının yapımında kullanılmış cam. Milattan önce 1. yüzyıla gelindiğinde Suriyeli cam ustaları tarafından cam üfleme tekniği denilen teknik kullanılmaya başlamış. Mısır, Irak ve Endülüs'te yani bugünkü İspanya'da Müslümanlar tarafından cam üretimi yapılıyormuş. Ürettikleri cama henüz sıcakken mühür basıyorlarmış. Milat, tarih hesaplarında Hz. İsa'nın doğumu olarak kabul edilen zamandır ve sıfırı gösterir. Ondan öncesi milattan önce anlamında M, Ö ile gösterilir. Sonrası için milattan sonra demeye gerek yoktur. Yıllar 1, 2, 3 diye devam eder ve 2014'e kadar gelir. Nerede meşhurmuş? Geçmişte Halep ve Şam, cam endüstrisinin en gözde olduğu yerlermiş. Dünyaca ünlü gezgin İbni Battuta, Suriye'nin cam üretimi konusunda ne kadar gelişmiş olduğunu anlatır dururmuş. Nerelere ulaşmış? Suriye'deki camlar o kadar kaliteliymiş ki dünyanın dört bir yanından tüccarlar buraya gelip cam malzemeleri alıyor ve ülkelerine götürüyorlarmış. İsviçre, Rusya ve Çin'deki kazılarda geçmiş yüzyıllara dair Suriye yapımı camlar bulunmuş. Niçin kullanılıyormuş? Samarralı cam ustalarının yaptığı parfüm şişeleri çok meşhurmuş. Yemek kaseleri, bardaklar, şişeler yapılırmış. Süs eşyası olarak da kullanılıyormuş. Bunlardan mozaik süslemeler, renklendirmeler, baskılar yapılıyormuş. Kum gibi dağılır bunlar. Meğer bu cam denilen şeyin ham maddesi kum, soda ve kireçmiş. Kum diyorum arkadaşım düşünsene parmaklarının arasında kayıp giden kumlar cam haline geliyormuş. Nasıl oluyor? Aklım almıyor. Oyun parkındaki kum havuzunda kale yaparken babanın elindeki soda kum üzerine dökülse, arkadaki inşaattan da kireç kuma bulaşsa cam haline mi gelecek oynadığımız alan? Nasıl oluyor bu iş? Camı oluşturan bu maddeler 1500 derecedeki fırınlarda eritme işlemine tabi tutuluyormuş. Yani oyun oynarken öyle doğal ortamda bir kumun camı olması mümkün değilmiş. Hava sıcaklığı 15000 dereceye ulaşırsa başka tabii. Bugün ne yapıyoruz? Günümüzde plastik kapların hem kendi sağlığımız hem de dünyamızın sağlığı için zararlı olduğunu öğrendik. Bu yüzden su, süt, ayran, meyve suyu gibi ürünlerde cam şişeleri tercih ediyoruz. Çünkü bir plastiğin doğada yok olması 3000 yılı buluyormuş. Çevre için büyük tehdit oluşturan plastikler yerine cam malzemeler kullanıyoruz. En önemli su kabı biz Müslümanlar için dünyanın en önemli, en güzel, en değerli su kabı sevgili peygamberimizin su içtiği kap. Peygamberimiz suyu nudar ağacından yapılan bir kapta içermiş. Kaz bakalım. Avrupa'da yapılan arkeolojik kazılarda binlerce yıl öncesinden kalma Müslümanlara ait seramik ve çömlekler çıkmış. Her pişen şey yenmiyormuş. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünü karıştırdım araştırmacı biri olarak. Orada seramik için şöyle diyor: Yüksek ısıda pişirilmiş topraktan yapılan vazo, çanak, çömlek ve benzeri nesne. Görüyorsun ki fırından her çıkan şey kek, börek, poğaça olmayabiliyor. Çömlek. Ne işe yararmış? Çömlekler, yemek kapları, süt kapları, çamaşır yıkama kapları ve aydınlatma olarak kullanılıyormuş. Sen de polimer kilden renk renk çeşitli tasarımlar yapıp fırınlayabilirsin. Hangi tarihlerde meşhurmuş? 800'lü yıllarda Bağdat ve Samarra şehirlerinde çömlekçilik meşhurmuş. Üstelik renk renk, desen desen çömlekler yapılıp ihraç ediliyormuş. Çömleğinizi ne renk alırdınız? Abbasi Devleti zamanında beyaz üzerine mavi desenli çömlekler meşhur olmuş. Seramikleri değerlendirelim. 8. yüzyılı Irak'ta yetişen seramik ustaları seramik kaplara cila attıklarında kapların daha gösterişli ve değerli hale geldiklerini keşfetmişler. Yemekler gelsin. Müslüman çömlekçiler seramik kaplardan oluşan yemek takımları üretmişler. Çeşitli tekniklerle tabakları süslemeye başlamış ve bulundukları yüzyılda çığır açmışlar. Artık sofralar daha güzel görünüyormuş. Bugün ne yapıyoruz? Desenli yemek takımlarını hala seviyor ve kullanıyoruz. Daha çok porselen kullanılıyor günümüzde ama çömlekler hala Anadolu'nun bir parçası. Kristal Kristal dediğin bir kum tanesi. 887 yılında Abbas bin Firnas kum ve taştan cam elde etmeyi başarmış. Sonra gelsin kristal bardaklar, kaplar, çanaklar. Bu bin nerede neyin nesi bunu anlatmanın vakti geldi sanırım. Bin oğul demek. Abbas bin Firnas, Firnas'ın oğlu Abbas anlamına geliyor. Hey gidi günler. Yemeklerde kullanılmak üzere kristal, Abbas bin Firnas tarafından Endülüs'e getirilmiş. Karakuş da sofraları düzenlerken gözlere hitap eden kristalleri kullanmayı ihmal etmemiş. Kristaller nasıl oluşuyor? 3 santim kristalin içinde 100 milyon kere 100 milyon kere 100 milyon atom varmış. Atomlar bir molekülcü oluşturmak için çeşitli şekillerde birleşirler. İşte kristaller de öyle düzgün şekillerde bir araya gelirler ki görenler hayran kalır. Dikkat! Kırılacak eşya var. Sen Endülüs'ten kalk Avrupa'daki kiliselere kristal taşı. Ya yolda tuzla buz olsaydı o kristaller? Hadi işin yoksa geri dön. Tekrar yenilerini al gel. Dur kesme. Kristallerin kesilerek onlara düzgün şekiller verilmesi önemliymiş. Bunu kolay bir şekilde yapmak için İbn Firnas bir makine icat etmiş. Hani bindi, İbn'i nereden çıktı? Şimdi de sıra bunda. Bin kelimesi İbn kelimesinin şekil değiştirmiş hali. Aynı anlama geliyorlar. Bana Rabbim'den bahset. Rabbimiz Allah her şeyi yerli yerine yapmış. Allah Kur'an'da şöyle buyurmuş. Bunu her şeyi sağlam ve yerli yerince yapan Allah yapmıştır. Şüphesiz o yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Neml Suresi 88. ayeti kerime. Değerli taşlar. Kitabımızda adı geçen değerli taşlar Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bize dünya nimetleri olarak verdiği güzelliklerden bahsediyormuş. Bunu duyar duymaz araştırdım. İnci, mercan. O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. Rahman suresi 22. ayeti kerime. Yakut. Onlar sanki yakut ve mercandır. Rahman suresi 58. ayeti kerime. Altın onlar adın cennetlerine girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Oradaki elbiseleri de ipektir. Fatır Suresi 33. Ayet-i Kerime Gümüş Üstlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süsleneceklerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek içirecektir. İnsan Suresi 21. Ayet-i Kerime Nereden bulurdun bunları? Eski çağlarda yani çok çok eskilerde yaşıyor olsaymışsın, zümrüt aradığında Mısır'a, turkuaz istediğinde Fergana'ya, yakut yüzük yaptırmak için Afganistan'a, akik ve oniks taşlarını bulmak için de Yemen ve İspanya'ya gitmen gerekirmiş. Yeniyor mu bunlar? Zümrüt, yakut, inci, mercandan bahsediyoruz. Eğer bunlar annenin kendi keşfettiği yemekler için kullandığı özel isimler değilse üzgünüm. Bunlar yenmez. Değişim başlasın. İbn Firnas kuars taşlarını ve kumu çeşitli işlemlerden geçirerek cam haline getirmeyi başarmış. Birinci gelen inci Eski bir Arap efsanesine göre ay ışığında çiğ damlaları okyanusa düşer ve istiridiyeler bu damlaları yutarsa içinde ince oluşurmuş. Efsane tabii. Bana gerçeklerden haber ver. Minik istiridye açık aydayken içine kaçan herhangi bir şey de paniğe kapılıyormuş. Mesela toz kaçıyor olabilir veya bir böcek de olabilir bilemiyorum. İstiri diye o panikte başlıyormuş içine giren cismi kaplayacak bir sıvı salgılamıyor. Onu başta an başa kaplıyormuş. İşte ortaya çıkan şey inci. İnci gibi dişlerim var. İnci gibi dişlerinin olması çıkan süt dişlerini boynuna kolye yapacağını anlamına gelmez. Çok kötü bir görünüm olur. Eğer inci kolye istiyorsan inci dalgıçlığına çıkmalısın. Derinlere dal. Günümüzde inci dalgıçlığı yapılmıyormuş. Ama eskiden dünyanın en iyi incileri İran körfezinden gelmekteymiş. Buradaki dalgıçlar nefeslerini tutup derinlere dalıyor ve incileri çıkartıyormuş. Sen onu bunu bırak da biraz hayallere dal. Nerede kullanılıyormuş? Eskiden bu değerli taşlar silah süslemelerine kullanılıyormuş. Kadınlar süs eşyası veya takı olarak kullanıyormuş. Kolge küpe yapımında mercanlarda çok tercih ediliyormuş. Mercanlar Kuzey Afrika sahillerinden çıkartılıyormuş. Hükümdarlar sarıklarını mücevherle süslermiş. Tesbih yapımında da kullanıldığı oluyormuş. Dünyanın en güzel takısı Elbette biz Müslümanlar için dünyadaki en önemli takı peygamberimizin gümüş yüzü. Sence de öyle değil mi? Yaz bir kenara. Sahabi peygamberimizi sağlığında Müslüman olarak gören ve onun sohbetinde bulunanlar için kullanılan bir ifadeymiş. Hangi parmağa takalım? Peygamberimiz yüzüğünü genelde sağ eline takarmış. Bunu gören sahabiler de yüzüklerini sağ ellerine takmaya başlamışlar. Dünyada Resulullah'a uyalım ki ahirette de onun yanında olalım demişlerdir muhtemelen. Bahçe bakımı Bir ayetle başla. O gökten su indirendir. İşte biz onunla her türlü bitkiyi çıkarıp onlardan yeşillik meydana getirir ve o yeşil bitkilerden üst üste binmiş taneler, hurma ağacının tomurcuğunda da aşağı sarkmış sakımlar, üzüm bahçeleri, zeytin ve nar çıkarırız. Her biri birbirine benzer ve her biri birbirinden farklı. Bunların meyvesine bir meyve verdiği zaman bir de olgunlaştığı zaman bakın. Şüphesiz bunda inanan bir topluluk için Allah'ın varlığını gösteren ibretler vardır. En'am suresi 99. ayeti kerime Ne yetiştirsek? Lale ve karanfil ilk olarak İslam dünyasında yetiştirilmeye başlamış ve oradan Avrupa'ya yayılmış. İngilizce'de lale demek olan tulip kelimesinin tülbent kelimesinden geldiği söylenmiş. Ne işe yararmış? Sebze meyve yetiştiriciliği yapılırmış. Çiçeklere ve ağaçlara önem verilir, çevre temizliğine dikkat edilirmiş. Meyve ağacı dikmek gelecek kuşaklar için önemli bir yatırımmış. Çiçekler sayesinde bahçeler güzelleşir, insanlar huzur bulurmuş. Bitkiler ne işe yararmış? Bitkiler ilaç yapımında kullanılırmış. Bazı bitkilerden doğal kozmetik ürünü elde edilirmiş. Bahçeleri, sarayları, evleri süslemek için kullanılırmış. Bitki çeşitliliği ve bahçelerinin güzelliğiyle ünlü birçok saray varmış. Kimler esinlenmiş? İngiltere'de 1700'lü yıllarda Hint Arap tarzı kubbelerle ve etrafı İslam dünyasının çeşitli yerlerinden getirilen çiçek türleriyle çevrili Brighton Pavilion. Floransa'daki Stepford Bahçesi geleneksel doğu formunda düzenlenmiş. İtalya'nın üniversite şehirlerinde bahçe süslemeleri İslam dünyasından etkilenmiş. İspanya'nın Toledo şehrindeki bahçelere Orta Doğu'dan bitki türleri getiriliyormuş. İspanya'nın güneybatısındaki Sevilla, Avrupa'nın ilk kraliyet botanik bahçelerinden birine sahipmiş ve Orta Doğu'dan getirilen bitkilerin iklime alıştırılması için değerlendiriliyormuş. Neler yapılmış? i̇bn Avan tarım ve hayvancılık konusunda o zamana kadarki en kapsamlı eseri kaleme almış. Eserinde bir sürü bitki türünü açıklamış. Üstelik bitki çizimlerine de yer vermiş. Çadır Çadırı dermek, çatmak Soğuğa ve çetin hava şartlarına karşı dayanıklı çeşitli maddelerden yapılan, direklerle tutturulan, taşınabilir derme çatma barınaklara çadır denir. Eskiden çadır mı varmış? Bu nasıl soru böyle? Kendi kendimi ayıpladım. Böyle bir soruyu nasıl sorarım? Çadır binlerce yıldır insanlığın vazgeçilmesiymiş. Betondan evler yapılmadan çok çok önce barınak olarak çadırlar kullanılıyormuş. Ne işe yararmış? Göçebeler için ev ve yuva yerine geçiyormuş. Törenlerde hükümdarlar için büyük ve görkemli çadırlar kuruluyormuş. Savaşa gidildiğinde hükümdarların kaldığı çadırlar varmış. Sirk ve eğlenceler için ayrı çadırlar düzenlenirmiş. Çadır sevenler parmak kaldırsın. Avrupa'da Türk çadırları çok meşhur olmuş. Hükümdarlar saraylarının bahçelerine Türk çadırlarından yaptırmaya başlamışlar. Bugün ne yapıyoruz? İzci kamplarından sirklere kadar bugün de çadırları kullanıyoruz. Fıskiyeler Fısıltılı fıskiyeler Bir defa fıskiyeler fısıltıyla çalışmaz. Yanlarına gidip aman fıskiyeler, canım fıskiyeler deyince havuzun altındaki mekanizma hareketlenip sular fışkırmaya başlamaz. Nerelerde kullanılmış? Genelde bahçe düzenlemelerinde, süs havuzlarında, eskiden cami avluları ve saray bahçelerinde kullanılırmış. Ne işe yararmış? Su sesi insanı sakinleştirir ve rahatlatırmış. Bu yüzden fıskiyeler sayesinde insanlar dinlenirmiş. En meşhuru hangisi? 1359 yılında İspanya'da Sultan 5. Muhammed tarafından yaptırılan fıskiye çok meşhurmuş. Elhamra Sarayı'ndaki Aslan Bahçeleri'nde yer alan fıskiye 12 aslanın çevrildiği bir süs havuzundan oluşuyormuş. 12 aslanın 12 ayı, 12 saati temsil ettiği söyleniyormuş. Rabbimizden bize hediye. O yeri sizin için döşek, gövde bina yapan, gökten su indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkarandır. Öyleyse siz de bile bile Allah'a ortak koşmayın. Bakara Suresi 22. Ayet-i Kerime Aslan Aslan Saat Kaç? Elhamra Sarayı'ndaki aslanlı fıskiyelerin bir özelliği varmış her saat başı bir aslanın ağzından su fışkırıyormuş. Mesela tam saat 5'te 5. aslanın önündeysen bir güzel ıslanırmışsın. Bugün ne yapıyoruz? Günümüzde hala süs havuzlarında, parklarda, açık alanlarda ve bahçe sulamalarında fıskiyeleri kullanıyoruz. Hatta ev ve iş yeri tavanlarındaki yangın alarmlarında da fıskiye sistemi işliyor. Sahi fıskiyelerden akan suların altında oyun oynamak da çok zevklidir. Bir ara annenden izin alıp denemelisin. Satranç Ne zaman ortaya çıktı? Aslında satrancın kökenleri tam olarak bilinmiyor. Kökenlerini Çin'e dayandıranlar olduğu gibi Hindistan veya İran'dan çıktığını düşünenler de var. Bilginlerin kafası karışmış anlaşılan. Nasıl yayılmış? Her yerde her yenilikte karşımıza çıkan Ziryap, 9. yüzyılın başlarında satrancı Endülüs'e, bugünkü İspanya'ya getirmiş ve buradan bütün dünyaya yayılmasını sağlamış. Şahmat Kral öldü anlamındaki şahmat ifadesi Arapçadan bir bilgiye göre de Farsçadan farklı dillere geçmiş. Kim kazanıyor bu oyunu? 1769 yılında Viyana'da mekanikçi Wolfgang de Kempelien, Maria Theresa için demirden Müslüman denilen bir makine tasarlamış. Kurularak çalışan bu makinenin üzerinde bir Türk figürü bulunuyormuş. Gönüllüler makineye karşı oynuyormuş. Kimse bu işin iç yüzünü anlamamış. Herkes nasıl olur da bu tahtadan yapılma makine bir insana karşı oynayabilir ve kazanabilir diyormuş. Meğer makinenin içinde iki büklüm bir satranç ustası gizliymiş. Üstelik zaman zaman bu satranç ustaları değişiyormuş. Bu makineye zamanla Osmanlı Türk'ü adı verilmiş. Vay 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 gerçekten akıllıca bir hamle. Nedir bu satranç? 8 yatay ve 8 dikey kareden oluşan 64 karelik satranç tahtasında oynanan oyundur. Bir kitabın daha sonuna geldik. Aslında bir kitap serisinin sonuna geldik demem gerekir. Serinin bundan önceki kitaplarında hayatımızın, evrenimizin ve eğitim dünyamızın her köşesine saklanmış bilim hazinelerini keşfettik birlikte. Hemen her yerde Müslüman bilim adamlarının çalışmalarını gördün sen de değil mi? Dünyamızda küçük ve değersiz diye bir şey yoktur. Çalışmak, gayret etmek, keşfetmek, düşünmek, aklını kullanmak çok değerli. Çünkü hepsi Rabbimizin bizim için yarattığı güzellikleri keşfetmeyi amaçlıyor. Kitabımız Kur'an'da akıl sahiplerinden, düşünen insanlardan övgüyle bahsediyor Rabbimiz. İnanıp güzel işler yapan, aklını kullanarak insanlığa hizmet edenler, dünyada ve ahirette hep bir adım önde oluyor. Peki senin bu dünyaya katkın ne olacak? Bundan sonra ders dinlerken, kitap okurken, yeni bir şeyler öğrendiğin her an bunu düşün istersen. İnanıp güzel işler yapacağın bir hayatın olsun.